Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dönem, ikinci İngilizce yazılısı ile beraberiz. Yedinci sınıflar için arkadaşlar. Peki, evet, biraz uzunca bir yazılı olmuş bu yazılı. Umarım buradaki soruların benzerleri veya aynıları gerçek yazılınızda da karşınıza çıkar diyoruz. Ve hemen birinci bölümle başlıyoruz. Birinci bölümde... Eşleştirme var arkadaşlar. Evet, sol taraftaki ifadelerle sağ taraftaki ifadeleri eşleştireceğiz. Peki birinci ifadeye bakalım. Ne diyor? I go to the cinema. Sinemaya giderim. Evet, sinemaya ne için gidilir arkadaşlar? Tabii ki film izlemek için. Evet, bakalım uygun olan ifade hangisi? Evet, D burada. Evet, to watch a movie. Bir film izlemek için sinemaya giderim. O zaman 1'e ne yazdık? D yazdık. İkinci ifademize bakalım. I go to the post office. Postaneye giderim. Bakalım sağ taraftaki ifadelerden uygun olan hangisi? Evet, şurada to send a letter. Bir mektup göndermek için postaneye giderim. Buraya da 2'ye de J yazdık. I go to the police station. Evet, polis istasyonuna veya polis merkezine giderim. Bakalım uygun olan ifade. Evet, to talk to the policeman. Evet, bir polisle konuşmak için nereye gidersiniz? Evet, polis merkezine gideriz. 3'e de iyi yazdık. Evet, 4. ifadedeyiz. I go to the department store. Mağazaya giderim diyor. Ne için mağazaya gidebiliriz? Bakalım. Evet, to the shopping. Alışveriş için. 4'e de ne yazıyoruz o zaman? Evet, E yazıyoruz. E ile eşleştirdik 4'ü de. 5. ifadeye geçtik. 5'te ne diyor? I go to the airport. Havaalanına giderim. Bakalım uygun olan ifadeyi bulabilecek miyiz? Evet, to travel by plane. Uçakla seyahat etmek için nereye gitmemiz gerekir? Tabii ki havaalanına gitmemiz gerekir. 5 ile C'ye eşleştirdik. Evet, C'ye gitti. Evet, shopping gitti. Evet, letter gitti. Evet, peki 6'dayız. I go to the grocery. Grocery dükkan olarak düşünebiliriz veya manav olarak da düşünebiliriz. Evet, I go to the grocery to buy fresh vegetables. Yani taze sebzeler almak için nereye gideriz? Grocery'ye gideriz. Yani manava gideriz. O zaman ne diyeceğiz 6'ya da? Bursa dedik. Güzel. 7'ye geçtik. I go to the bakery. Fırına niye gideriz fırına? Evet, tabii ki ekmek almak için. O zaman 7'ye de A dedik. A ile eşleştirdik. I go to the cafe. Kafeye giderim diyor. Bakalım ne için kafeye gidebilirmişiz? To meet my friends. Evet, arkadaşlarımla buluşmak için. Evet, kafeye giderim. 8'i de evet, G ile eşleştirdik. G de gitti. Şu da gitmişti zaten. 9'a geldik. I go to the sport center. Spor merkezine, spor salonuna giderim. Ne için gideriz? To be fit. Evet, fit olmak için spor merkezine gideriz. 9'u da H ile eşleştirdik. Bu da gitti. Evet, geriye zaten bir tane ifademiz kaldı. I go to the amusement park. Luna Park'a giderim. Niye Luna Park'a gideriz? To have fun. Eğlenmek için, eğlenceli vakit geçirmek için. O zaman buraya da ne yazdık arkadaşlar? Evet, F yazdık. Diğer bölümümüze geçelim. İkinci bölüm hemen sağ tarafta. İkinci bölümümüzde arkadaşlar boşlukları uygun olan public buildings, yani kamu binaları diyebiliriz. Yani herkesin ortak olarak kullandığı binalar. Evet, isimleri doğru bir şekilde boşluklara yazacağız isimlerini. Peki, başlayalım birinci cümlemizle. I went to. Gittim. Bakalım cümlenin devamını okumamız gerekiyor. Boşluğu doğru bir şekilde doldurabilmemiz için. I bought some bread. Evet, biraz ekmek aldım. Nereden ekmek alabiliriz? Tabii ki fırından alabiliriz. I went to bakery. İkinci cümlemizdeyiz. She will go to. O gidecek. Bakalım devamına. She will watch Shrek 3. Evet, Shrek 3'ü izleyecek. Shrek 3'ü nerede izleyecek? Tabii ki sinemada izleyecek. She will go to a cinema. E burada olmayacak. Yanlış yere yazılmış. Düzeltelim onu. Karalayalım.
Üçüncü cümledeyiz. They went to. Onlar gitti. They wanted to see wild animals. Vahşi hayvanları görmek istediler. Vahşi hayvanları nerede görebiliriz? Tabii ki hayvanat bahçesinde görebiliriz. Evet, they went to zoo. My father went to, babam gitti diyor. Bakalım nereye gitmiş? He wanted to buy some clothes. Evet, biraz kıyafet almak istedi diyor. Kıyafeti nereden alabilir? Alışveriş mağazasında. Ne diyelim buraya da? Department store diyebiliriz. Department store. Evet. 5'teyiz. You should go to. Gitmelisin. Nereye gitmeliyiz? Bakalım. You should buy medicine. Evet, ilaç almalısın diyor. İlacı nereden alabiliriz? Tabii ki eczaneden alabiliriz. Evet, eczane neydi arkadaşlar? Pharmacy. Yazılışı bu şekilde. Evet, you should go to pharmacy. Bir eczaneye gitmelisin. 6'dayız. I went to. Gittim. I bought some flowers for mom. Annem için. Evet, biraz birkaç tane çiçek aldım. Evet, nereye gitmiş olabilir? Tabii ki çiçekçi. I went to a florist. Bir çiçekçiye gittim. Evet, we will go tonight. Bu gece gideceğiz. Nereye gideceğiz? We want to see a new play. Yeni bir oyun görmek istedik, istiyoruz. Evet, o zaman nereye gideriz arkadaşlar? We will go to a theater. Evet, tiyatroya gideceğiz bu akşam diyor. 8'de David will visit. David ziyaret edecek. Bakalım nereye? He wants to buy a painting. Evet, bir tablo. Painting, tablo. Tablo almak istiyor. Peki tablo almak için nereye gidebiliriz? Evet, bir resim sergisine gidebiliriz. Bir resim galerisine gidebiliriz. Ne diyelim buraya? Visit a painting gallery diyelim. Evet. 9'dayız. I need to go to. Gitmem gerekiyor diyor. Need to. Bakalım. I will buy some books. Birkaç tane kitap alacağım. Nereye gitmemiz gerekiyor kitap almak için? Tabii ki kitapçıya gitmemiz gerekiyor. I need to go a bookstore. Evet, bir kitapçıya gitmemiz gerekiyor. Evet, 10. sorumuz yarım kalmış. Evet, o yüzden 10. sorumuzu geçtik arkadaşlar. 3. bölümümüzde arkadaşlar boşlukları evet so ve because ile doldurmamız gerekiyor. Evet, because biliyoruz çünkü demek. So evet, bundan dolayı, bu yüzden anlamlarına geliyor. Evet, uygun bir şekilde dolduralım. Tom was ill. Tom hastaydı. Ne diyeceğiz? He didn't go to school yesterday. Bu yüzden dün okula gitmedi. Yani so. Bu kadar. Evet, take your umbrella. Şemsiyeni al. Ne diyeceğiz? Çünkü it's raining. Çünkü yağmur yağıyor diyeceğiz. Because it's raining. I couldn't pass the exam. Sınavı geçemedim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? I didn't study hard last night. Çünkü dün gece evet, sıkı bir şekilde çalışmadım. I closed the window. Pencereyi kapattım. Ne diyeceğiz? Çünkü, because yine it was cold. Çünkü hava soğuktu. I couldn't sleep last night. Dün gece uyuyamadım. I'm tired today. Bu yüzden bugün yorgunum dememiz gerekiyor. O zaman so I am tired today. 4. bölümde yine bir boşluk doldurma bölümü. Peki şimdi boşlukları bakalım must or mustn't'la dolduracağız. Evet, must melimalı olumlu cümleler için. Evet, mustn't da olumsuz cümleler için kullanılıyor. Birinci ifadeye bakalım. We use public transportation. Evet, public transportation toplu taşıma anlamına geliyor Türkçe'ye çevirirsek. Evet, toplu taşımayı kullanmalıyız diyeceğiz. O zaman burada hangi kelimeyi kullanıyoruz? Tabii ki must. We must use public transportation. Evet, we use less water. Daha az su kullanmalıyız tabii ki. Daha az su kullanmalıyız. We must use less water.
We cut down trees. Ağaçları tabii ki kesmemeliyiz. O zaman ne diyeceğiz? Mustn't. We mustn't cut down trees. Evet, we pollute water. Tabii ki suyu ne yapmamız lazım? Kirletmememiz lazım. We mustn't. Evet, we mustn't pollute water. Suyu kirletmemeliyiz. We turn off the lights. Işıkları, lambaları tabii ki kapatmalıyız, söndürmeliyiz. We must turn off the lights. We eat junk food. Junk food burada abur cubur anlamına geliyor. Abur cubur yememeliyiz tabii ki. We mustn't eat junk food. Peki 5'teyiz. 5. bölümde yine boşluk doldurma var. Uygun kelimelerle. Önce kelimelerimize bir göz atalım. Public transportation, evet, yukarıda da çıkmıştı karşımıza. Toplu taşıma diyebiliriz. Wind enerji, rüzgar enerjisi. Pollute, kirletmek. Turn off, söndürmek, kapatmak. Protect, korumak. Recycle, geri dönüşüm, geri dönüştürmek. Evet, plastik, plastik zaten biliyoruz. Birinci boşluğumuza bakalım. Evet, don't use, evet, use paper, kağıt kullan diyor. Ne kullanmamamız gerekiyor? Plastik. Evet, don't use plastic, plastik kullanma, onun yerine kağıt kullan. Evet, 2'de plastic bottles, glass, cans, paper and more. Plastik şişeler, camlar, kutular, evet, kağıtlar ve daha fazlasını ne yapmamız lazım? Geri dönüştürmemiz lazım. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Recycle. 3'teyiz. Lights, fans and other electronic devices when not in use. Evet, kullanmadığınız zamanlarda ışıkları, işte diğer elektronik araçları ve gereçleri kapatın. Yani söndürün. Turn off. We must rainforests because they are necessary for oxygen. Yağmur ormanlarını ne yapmalıyız arkadaşlar? Tabii ki korumalıyız. Protect. We must protect rainforests because, çünkü onlar oksijen için gereklidir. Peki 5'teyiz. We must use, ne kullanmalıyız? Cümlenin devamına bakalım. We shouldn't use family cars. Evet, ailedeki arabaları, aile arabamızı kullanmamalıyız. Onun yerine ne kullanmalıyız arkadaşlar? Public transportation, toplu taşımayı kullanmalıyız. Transportation. Peki 6'dayız. Is a kind of renewable energy. Evet, bir çeşit yenilenir, yenilenebilir enerjidir. Hangi enerjiden bahsediyor? Rüzgar enerjisi tabii ki. Evet, wind energy. Bunu da geçtik. Sea life is in danger. Evet, deniz hayatı, deniz yaşamı tehlike altında. Because, çünkü people, ne diyeceğiz? People pollute, kirletiyor, kirletir, pollute the lakes, rivers and seas. Evet, gölleri, nehirleri ve denizleri insanlar kirletiyor. Bu yüzden deniz hayatı, deniz yaşamı tehlike altında. Evet, bu bölümümüzü de tamamladık. Sıra geldi 6. bölümümüze. 6. bölümümüzde de ifadelerin karşılarına true or false, yani doğru ve doğru veya yanlış ifadelerini yazacağız. Birinci ifademizle başlayalım. Plastic bags are harmful to the environment. Plastik çantalar çevre için zararlıdır. Doğru bir ifade. Ne diyeceğiz buraya? True. Doğru. Global warming, küresel ısınma. Global warming causes the greenhouse effect. Küresel ısınma ne diyor arkadaşlar? Greenhouse effect sera etkisine neden olur. Bu da doğru bir ifade. Sera gazlarının yayılımına neden olur. Recycling glass, paper and metal helps the environment. Camı, kağıdı ve metalleri geri dönüştürmek, geri dönüşüm yapmak çevreye yardımcı olur, yardım eder. Bu da doğru bir ifade.
Cutting down trees is a good thing to protect nature. Ağaçları kesmek, doğayı korumak için güzel, yani güzel bir şeydir, iyi bir şeydir. Tabii ki böyle bir şey olamaz. Ne diyeceğiz? False. Yanlış. There are 9 planets in the solar system. Güneş sistemimizde, güneş sisteminde 9 tane gezegen vardır diyor. Sanırım artık 9 tane gezegen yok. Plüton artık gezegen olarak alınmadığı için 8 tane gezegen vardır. O zaman bu ifadeyi de ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz. False. Evet, superstitious people, batıl inançlı kişiler demek. Batıl inançları olan kişiler. Don't believe in fortune telling. Batıl inançlı kişiler fal bakılmasına, fallara inanmazlar. Evet, tam tersi inanırlar. Peki 7. bölümdeyiz. 7. bölümde yine boşluk doldurma sorularımız var. Evet, uygun olan kelimelerle boşlukları dolduracağız. Önce kelimelerimize bir göz atalım. Climate, climate iklim. Evet, iklim. Efficient, efficient verimli anlamına geliyor. Increase, arttırmak. Take action, harekete geçmek. Threaten, tehdit etmek. Temperature, sıcaklık, ısı. Plants, bitkiler, yeşil bitkiler anlamlarına geliyor. Peki şimdi boşlukları dolduralım. We should immediately against the global warming. Evet, küresel ısınmaya karşı acilen hemen ne yapmamız lazım? Take action, harekete geçmemiz lazım. Take action. Icebergs melt very fast. Buzul dağları çok hızlı bir şekilde eriyorlar, erimektedirler. Evet, take action dedik. İkinci cümlemiz, the reaches the 60 centigrade degrees in the desert. Evet, çöllerde ne diyeceğiz? Sıcaklık 60 santigrat dereceye ulaşıyor. Ne diyeceğiz buraya o zaman? The temperature diyeceğiz. Sıcaklık, temperature. The temperature reaches. Evet, bunu da kullandık. Factory chimneys, fabrika bacaları, the air pollution. Evet, fabrika bacaları hava kirliliğini ne yapar arkadaşlar? Tabii ki arttırır. Evet, increase diyeceğiz buraya da. Factory chimneys increase the air pollution. If you don't water your, eğer sulamazsan, neyi sulamazsan? Tabii ki bitkileri. If you don't water your plants regularly they die. Eğer düzenli bir şekilde bitkilerini sulamazsan onlar ölürler. Evet, bunu da geçtik. Dams are for producing clean energy. Evet, temiz enerji üretmek için barajlar ne diyebiliriz? Efficient, verimlidir, uygundur. Dams are efficient. Peki, changes affect both people and animals. Değişiklikler hem insanları hem de hayvanları etkiler. Peki ne tür, hangi değişiklikler? Tabii ki iklim değişiklikleri, climate. Evet, climate changes, iklim değişikliği. I can hardly breathe, çok zor nefes alıyorum, zorlukla nefes alabiliyorum. Because of the air pollution, hava kirliliğinden dolayı çok zor, güçlükle nefes alıyorum, alabiliyorum. Ne diyeceğiz buraya da? It threatens our lives. Evet, bu durum hayatlarımızı, yaşamlarımızı tehdit etmektedir dedik. Bu bölümü de bitirdik. Evet, 8. bölümde bu defa boşlukları should or shouldn't ifadelerinden uygun olanlarla dolduracağız. Evet, should yine olumlu cümleler için kullanılan bir ifade. Shouldn't da olumsuz cümleler için kullanılan bir ifade.
Evet, yine meli malı anlamlarına geliyor. Birinci ifademize bakalım. Ahmet wastes his time on the net. It's harmful. Evet, Ahmet internette zamanını boşa ne yapmamalı? Harcamamalı Ahmet. Shouldn't. Evet, it's harmful, zararlıdır diyor. İkinci ifademize baktığımız zaman we help the injured animals. Yaralı hayvanlara ne yapmalıyız arkadaşlar? Tabii ki yardım etmeliyiz. We should help. You cut down the trees. You shouldn't. Tabii ki ağaçları kesmemeliyiz. They are the lungs of the earth. Onlar dünyanın akciğerleridir. Evet, he should save energy at home. Evet, burada da ne diyeceğiz? Evet, enerjiyi korumalı, israf etmemeli evde. Evet, we put filters to the factory chimneys. Evet, fabrika bacalarına tabii ki filtre takmalıyız. We should put filters. Peki, son bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Son bölümde de evet, yine boşluklarımız var. Uygun olan şıkkı, doğru şıkkı işaretleyeceğiz. Birinci cümlemizle başlayalım. You have to call if there is a fire in your neighborhood. Eğer komşunda bir yangın varsa aramalısın diyor. Nereyi aramalıyız arkadaşlar? Fire station. Tabii ki itfaiyeyi aramalıyız. İkinci ifademize geçelim. Evet, ikide bir diyalog var. Where are you going? Nereye gidiyorsun? I am going to bakery. Fırına gidiyorum. I will buy. Ne diyeceğiz? Tabii ki some bread. Fırından birkaç tane ekmek alacağım. Amy, where were you last weekend? Geçen hafta neredeydin? Sue, I was at the... Bakalım ne diyor devamında? I bought some magazines. Evet, magazin, dergi. Dergiyi nereden alabiliriz? Tabii ki kitapçıdan, yani bookstore'dan alabiliriz. Evet, üçün cevabı da bookstore olmalı. Dördüncü ifademize bakalım. Terleyen, çok bunalmış, sıcaklamış bir dünya var. Means the increase in world temperature. Anlamına gelir diyor. Dünyanın sıcaklığının artması, yükselmesi anlamına geliyor. Hangi ifade buna uygun? Tabii ki global warming, yani küresel ısınma, dünyanın sıcaklığının artması anlamına gelir. If you break a, eğer kırarsan, you will have luck. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Eğer bir ayna kırarsan sana kötü şans getirecek. Yani doğru şıkkımız A. If you break a mirror, you will have bad luck. Altıncı ifademizde bakalım ne var. I want to see the new paintings. Evet, yeni tablolar görmek istiyorum. Burada ikinci ifade, dikkat edin, bir soru cümlesi. Soru işareti var cümlenin sonunda. Evet, ona göre uygun cevabı bakalım. Hangi şıkta buluyoruz? Tabii ki why don't we go to the art gallery. Bir sanat galerisine neden gitmiyoruz? Yedinci ifadede, will I be successful in the future? Gelecekte başarılı olacak mıyım? Evet, falcı ne diyormuş bakalım. You will be very successful. Evet, demek ki olumlu bir cümle. Başarılı olacaksın. O zaman ne diyeceğiz? Yes, of course. Tabii ki. Gelecekte başarılı olacaksın. Yani doğru cevabımız Bursa olmalı. Evet. 8'de arkadaşlar bakalım. We should plastics, glass and paper to save our environment. Evet, çevremizi korumak için ne yapmalıyız? Plastikleri, camları ve kağıtları geri dönüştürmeliyiz. Yani recycle. Evet, geri dönüştürmeliyiz. Evet, burada uygun olan şıkkımız, doğru şıkkımız tabii ki C şıkkı. 9'da ne diyor bakalım? Mary isn't a superstitious girl. Mary, ne diyelim, batıl inançları olan bir kız değildir. She always goes to the fortune teller. Sürekli falcıya gider. Hayır, bu uygun değil. Doesn't believe in fortune telling. Evet,
Fal bakmaya, bakılmasına inanmaz. Doğrusu bu olmalıydı. 10. cümlemize bakalım. Bir soru cümlesi. Would you like to go out? Dışarı çıkmak ister misin? Ve Susan ne demiş? Evet demiş. Yes. O zaman olumlu bir cümle bulmamız lazım. Evet, I feel tired today. Bugün yorgun hissediyorum. Değil. I have to do my homework. Ev ödevimi yapmak zorundayım. Bu da değil. I need some fresh air. Evet, biraz temiz havaya ihtiyacım var. Doğru cevabımız C şıkkı olmalıydı. Evet, şimdi gelelim 11. sorumuza. Sen bir soru sormuş. Bakalım cevabına. I'm a Taurus. What about you? Ben boğa burcuyum. Peki ya sen? I'm a Libra. Ben de teraziyim demiş. O zaman burada Sem'in neyi sorması gerekir? Tabii ki burcunu. What is your horoscope? Senin burcun nedir diye sorması gerekir. Peki 12'de What must we do to protect environment? Doğayı korumak için ne yapmalıyız? Bakalım ne yapmalıyız? A'da ne diyor? We mustn't use energy saving light bulbs. Evet, enerji ne diyebiliriz burada? Az enerji harcayan ampuller kullanmamalıyız diyor ama kullanmalıyız. We must stop destroying forests. Evet, ormanları tahrip etmeyi, onlara zarar vermeyi bırakmalıyız. Doğru. Diğer ifadeleri de bakalım. We must throw rubbish in the street. Caddelere, sokaklara çöp atmalıyız. Tabii ki hayır. We mustn't use public transportation. Evet, toplu taşımayı kullanmamalıyız. Tabii ki kullanmalıyız doğayı korumak istiyorsak. Evet, like 13. ifadedeyiz. Like bus, metro and train, we can reduce air pollution. Evet, otobüs, metro ve tren gibi ne diyeceğiz? Toplu taşımayı kullanmalıyız. We must use public transportation. 14. ifade. I will visit my grandparents. Evet, büyük annem ve büyük babamı ziyaret edeceğim. Bu geleceğe yönelik bir ifade olduğu için uygun kelimemiz hangisi arkadaşlar? Tomorrow, yarın. Evet, büyük annem ve büyük babamı ziyaret edeceğim. I need to go to the supermarket. Markete gitmem gerekiyor. There isn't butter in the fridge. Hiç tereyağı kalmamış dememiz lazım. Evet, olumsuz cümlelerde neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Any'yi kullanıyorduk. Hiç tereyağı kalmamış. What do you need for a fancy dress party? Evet, bir kostüm partisinde neye ihtiyacın vardır diye sormuş. Neye ihtiyacımız var? Tabii ki kostüme, beverages, içeceklere, meşrubatlara ve tabii ki yiyecek bir şeylere ihtiyacımız var. Peki 17. soruya bakalım. Daha doğrusu cümlemize bakalım. Don't use too much water. Çok fazla su kullanma. You mustn't. Evet, ne yapmamalıyız suyu arkadaşlar? Tabii ki boşa harcamamalıyız. You mustn't waste water. 18. ifadede cümlede bakalım ne diyor? You a party hat for a birthday party. Evet, bir doğum günü partisi için neye ihtiyacımız var? Evet, you need dememiz gerekiyor. İhtiyacım var demesi gerekiyor. Evet, 19'da bakalım. Burak ne demiş? There are just students in the classroom, so let's go out and play football. Ne diyeceğiz burada arkadaşlar? Demek ki sınıfta çok fazla öğrenci yok. Birkaç tane öğrenci varmış. Bu yüzden ne diyor? Dışarı çıkıp futbol oynayalım diyor. Evet, a few students. Evet, son cümlemizi de tamamlayalım. I candles and hats asked for the party yesterday. Evet, parti için işte mumları, şapkaları dün aldım demesi gerekiyor. Burada geçmişten bahsettiği için by fiilinin past hali olması lazım. O da hangi şıkta var arkadaşlar? D'de var. I bought candles demesi lazım. Peki ikinci cümlemize bakalım. I the cake tomorrow. Burada da cümlenin sonunda zaman olarak neyi ifade etmiş? Yarın. Gelecekten bahsettiği için de uygun olan ifademiz ne olmalı arkadaşlar? I will order the cake tomorrow. Evet, pastayı da yarın sipariş
vereceğim diyor. Yani doğru şıkkımız D şıkkı olmalı. Evet arkadaşlar, yazılımızı bitirmiş olduk. Evet, bayağı uzun bir yazılıydı. Umarım gerçek yazılımınızda da işinize yarar. Bu soruların benzerleri veya aynıları karşınıza çıkar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça kalın.